Tam bir fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz. Yani pazartesi ve bugün oldukça sakin gidiyor şu anda piyasalar. Tam bir bekleme sürecinde. Görünen o ki bilançoların açıklanması, ekonomiyle ilgili verilerin gelmesiyle birlikte çok ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya kalacağız. Özellikle borsa cephesinde, altın cephesinde ve dolar cephesinde. Borsa ile kastım tabi biz değil arkadaşlar. Onun altını özellikle çizeyim. Tüm dünya borsalarından bahsediyorum. Asya borsaları da buna dahil. Amerika da buna dahil. Avrupa borsaları da buna dahil. Ve bilanço rakamlarındaki bu kritik düşüşler ciddi kar kayıpları ve bir sonraki dönemde gelebilecek zarar öngörüleriyle birlikte borsalardaki satış hızı da artacak bana göre. Ve borsalardaki satış hızının artması altına, dolara olan talebi de her geçen gün biraz daha arttıracak. Yarın gelecek özellikle Amerika'nın büyüme rakamları. Keza öbür gün gelecek Avrupa Birliği'nin büyüme rakamları, Euro bölgesinin büyüme rakamlarıyla birlikte işin rengi iyiden iyiye değişecek gibi görünüyor sevgili dostlarım. Yani bu dönemde temkinli olmakta, dikkatli olmakta fayda var. Oradan oraya, oradan oraya atlamamakta fayda var. Bir kez daha hatırlatıyorum günlük işlemlerden uzak durmakta fayda var. Kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak durmakta fayda var ve paniklememekte çok fayda var. Bütün bunları yap yaptığınız zaman itibariyle emin olun başınız ağrımayacak. Ama bunun tersi davranırsanız çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Onu da belirtmiş olayım. HSBC'nin açıkladığı bugünkü karlılık rakamları önemliydi. Ve dünkü videoda da özellikle HSBC'yi işaret etmiştim sizlere. Neden önemli? Bir kere onun altını çizelim. Çünkü bankacılık sisteminin tamamında olabilecek tabloyu bize işaret ediyor. Yani bu sadece HSBC'ye özel bir durum değil haliyle arkadaşlar tüm dünyadaki bankacılık sisteminin ileride yaşayabileceklerini işaret ediyor. Ve de çok şeffaf ve çok net bir şekilde paylaşımlarda bulundu bu bilançoyu açıklarken ve bence bu paylaşımların hepsinin finans kesimi tarafından dikkate alınması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreçte ciddi bir finansal krizi işaret ediyor. Aslına bakarsanız bu tablo. Onu da belirtelim. BP'nin açıklamaları da önemli. McDonald's'ın açıklamaları da önemli. Apple'ın açıklamaları da önemli. Onlardan gelecek açıklamalar, o bilanço rakamları da tüm diğer sektörlerdeki gelişmeleri bize işaret edecek ve sektörlerin ne tarafa doğru gittiğini anlayacağız. Ekonomik krizin boyutu daha da netleşecek ve bu ekonomik krizden gerçekten böyle bir V hareketiyle hızlı bir şekilde çıkacağız mı? İkinci yarıda çok hızlı bir canlanma olacak mı? Olmayacak mı? Bunu da göreceğiz. Birinci çeyrek rakamları bunlar. İkinci çeyrek rakamlarının çok daha kötü olması bekleniyor. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de bir toparlanma bekleniyor bazı ekonomistler tarafından. Bazı ekonomistler tarafından da ben de aralarındayım. Bu kadar büyük bir daralmadan sonra pandeminin geleceğiyle ilgili beklentinin net olmaması durumu ortadayken ve arz yaratılsa bile talep olmadığı sürece ekonomik canlanma nasıl olacak? Sadece faiz indirimleri ya da parasal genişleme hareketleri bu iş için yeterli mi diye soranlar var. Mesela ben diyorum ki bu pandemi bitti. Faizler aşağıya çekildi. Bankalar parasal genişlemeye gitti. Buna rağmen acaba insanlar risk alıp çünkü önümüzdeki sene tekrar hastalığın ortaya çıkma ihtimali konuşuluyor. ikinci dalga konuşuluyor vesaire. Böyle bir ortamda insanlar gidip arabaya, eve, lüks tüketime acaba para yatırırlar mı? Yok Yoksa bu paralarını tasarrufa mı yönlendirirler? Bana göre tasarrufa yönlendirirler ki dünyanın eğiliminin de bu şekilde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'de de çok ciddi bir tasarruf eğilimi var ki daha bu pandemi çıkmadan önce Türkiye'nin ekonomik riskleri nedeniyle zaten insanlar çok yoğun bir şekilde tasarrufa yönelmişti. Şimdi bu pandemi nedeniyle tüm dünyada bir tasarruf eğilimi var ve insanlar akın akın dolara ve altına yöneliyor. Şirketler de dolara ve altına yöneliyor. Çoğu şirket şu anda faaliyetleri yerine faaliyet dışı gelirler olan tasarruflara yönelmeye başlamış durumda. Ve bu koşullar içerisinde ben öyle bir V çıkış falan beklemiyorum arkadaşlar yakın zaman içerisinde. Ben en iyi ihtimal bakın en iyi ihtimal diyorum U çıkış beklerim. Daha kötü ihtimal ise bir L hareketi bekliyorum. Yani dibe kadar iniş burada uzun süre ilerleme daha sonrasında yavaş yavaş kademe kademe bir yükseliş. Ama U'daki gibi yukarıya doğru hızlı bir çıkış değil. Değil. yani 2007 2008 krizinden sonraki süreci ben beklemiyorum ve pek çok insan da aslına bakarsanız durumun böyle olmayacağını öngörüyor. Pek çok ülke, pek çok kurum da böyle olmayacağını öngörüyor. Avrupa Birliği ülkeleri bu kadar daralmışken, Amerika bu kadar daralmışken, Asya bu kadar daralmışken, üretim durma noktasına gelmişken, pandemi vatandaşları, ülke vatandaşlarını bu kadar tedirgin etmişken ve insanların gelecekle ilgili kaygılarını arttırmış Öyle bir V çıkış aniden tüketime talebin artmasını falan beklemek biraz hayalperestlik gibi olur diye düşünüyorum. Doğal olarak dolara ve altına eğilim devam edecek. Ve pek çok sektör de bu süreci ciddi yaralarla atlatabilirse atlatacak. Atlatamayanlar da büyük bir batık havuzunun içinde yer alacak. Batacaklar yani öyle görünüyor. Neyse biz HSBC ile devam edelim. Bakın HSBC ne diyor? Karlılığım diyor ilk çeyrekte %51 oranında düştü. 3.2 milyar dolar kar elde edebildim. Normal koşullarda düşünün bunun 2 katı hatta 2.5 katı belki kar elde eden HSBC'nin karlılığı yarı yarıya düşmüş durumda. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki sektörde pek çok bankanın karlılığı hızlı bir şekilde tepe taklak olacak. Peki karlılığının düşmesindeki temel neden ne? Tabii ki kredi batıkları arkadaş. Kredilerini toplayamayan bir HSBC ile karşı karşıyayız ki bunu da söylüyor zaten. İlk çeyrekte 3 milyar dolarım battı diyor. 3 milyar dolar kredi geri ödemesini alamadım diyor. Ve yıl sonuna kadar 7 milyar dolarla 11 milyar dolar arasında bir kredi batığıyla daha karşı karşıya kalacağım diyor. Sadece HSBC mi diyor? Hayır. Amerika'nın ve dünyanın önemli bankaları da kredi batıkları için kenara para koymaya başladılar hızlı bir şekilde. Nitekim sadece Amerika'da büyük bankalar 25 milyar dolarlık bir parayı kenara koydular. Sadece kredi batıklarını sübvanse edebilmek adına. Ve bunun yanında da kredi musluklarını tamamen kapattılar. Bakın HSBC ne diyor? Kardeşim diyor ben yeniden yapılandırmaya bile gitmeyeceğim diyor. En az 2020 yılı sonuna kadar. Ama 2020 yılını da geçebilir. Belki 2021'in ortasına, 2021'in sonuna, 2022'ye varan dönemlere kadar ben bir yeniden yapılandırma sürecine girerek bu kredi risklerimi, batık kredi risklerimi arttırmayacağım kardeşim diyor. Yine bu raporda açıklıyor bunu. Diğer taraftan riskli sektörler var diyor. Mesela petrol sektörü diyor, doğalgaz sektörü diyor ve bunun dışında zaruri ihtiyaçların dışında kalan tüm sektörler diyor. Bakın, zaruri ihtiyaçlar dışında kalan tüm sektörleri riskli sektörler olarak görüyor HSBC. Nedir bu sektörler? Lüks tüketim. Nedir bu sektörler? Dayanıklı tüketim. Nedir bu sektörler? Konut. Nedir bu sektörler? Araç, otomotiv, o, bu falan filan. Yani bunların hepsi riskli olacak kardeşim yakın zaman içerisinde diyor. Bunların hiçbirine diyor ben kredi vermeye yanaşmayacağım diyor. Çünkü verdiğim bütün krediler batık olarak geri dönüyor. Diyeceksiniz ki ya kardeşim araba kredisi alıyorsak arabayı teminat gösteriyoruz. Konut alıyorsak konutu bir şekilde teminat gösteriyoruz. Bu koşullarda bankanın ne riski var? E arkadaşım düşünün konutları aldı elinde bir yiğin konusu oldu. Arabaları aldı elinde bir yiğin araba stoku oldu. Bunları verdiği kredinin ancak yarı fiyatına belki üçte bir fiyatına satar. Bu da tüm piyasaların alt üst olmasını beraberinde getirir. Onun için bankalar böyle bir riske girmek de istemiyorlar. İşin özeti, bankacılık sistemi önümüzdeki dönemde büyük bir batığa doğru koşarak ilerliyorlar arkadaşlar. Batık kredi miktarları her geçen gün biraz daha artacak tüm dünyada. Batık kredi oranları. Diğer taraftan bu batık kredi oranları bankaların kredi verme kabiliyet de azaltacak rasyolarının bozulmasından dolayı ve doğal olarak da piyasaların canlanması zorlaşacak. Merkez bankaları ne kadar faizleri indirse de ki Türkiye'de de tanık oluyoruz görüyorsunuz. Merkez bankaları ne kadar parasal genişleme yapsa da bankaların pek çoğu kredi vermeye yanaşmayacak. Devlet garantisi olmadan. Devlet garanti ederse ne olur? Bu kez de plançoları devletin bozulacak, bütçeleri bozulacak, devletin karlılıkları azalacak, sosyal sorunlar anlamına geliyor. Özet arkadaşlar bu batıklar artık kaçınılmaz gibi görünüyor bankacılık sisteminde ki aylar öncesinde söyledim biliyorsunuz bu pandeminin başlamasıyla birlikte bankalarda büyük batıklar olacak diye sizlerle paylaşmıştım. reel sektörde çok ciddi sıkıntılar olacak diye sizlerle paylaşmıştım. HSBC'nin bu maddesi çok önemli bakın tekrar altın çizerek söylüyorum ne diyor HSBC petrol doğalgaz ulaşım zaruri olmayan ihtiyaçlarla ilgili tüm sektör sektörler riskli sektörler diyor. Bu şu demek? Bu sektörlerdeki pek çok firma batacak ve biz kredimizi tahsil edemeyeceğiz demek. Batık kredi oranlarımız artacak demek ama aynı zamanda işsizlik de artacak demek. Çünkü reel sektör firmalarının pek çoğu batacak demek bu arkadaşlar. Ha, işsizliği sadece reel sektör firmaları mı yaratacak? Hayır. Bakın dikkatinizi çekerim. Yine bugünkü açıklamalar içerisinde HSBC'den burası da bence çok önemli. Diyor ki somut bir şekilde daha az karlı bir döneme doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Aslında yumuşatarak zarara doğru ilerliyoruz diyor HSBC. Ve bu zararı azaltabilmek adına, karlılığımızı koruyabilmek adına da giderlerimizi kısacağız diyor. Peki soruyorum sizlere şimdi. Bankacılık sektörü, bir hizmet sektörü, insan odaklı olan bir sektör. Giderlerini nasıl kısabilir? Gayet basit arkadaşlar. Tabii ki personel çıkartacak ve finans kesiminde çok büyük bir iş işsizlik doğacak. Finans sektöründe çalışan pek çok kişi işsiz kalacak. Hem dünyada hem Türkiye'de görünen o HSBC'nin yaptığı bu şeyi pek çok finans kurumu, pek çok banka yapacak çünkü. Giderlerini azaltarak karlılığını en azından minimum düzeyde tutmaya çalışıp zarar etmemeye çalışacak. Çünkü bir yandan da zarar ederse borsa değerlerinden yaşayacağı kayıplarla zarar katlanarak artacak. Bunu da görüyorlar ve toparlanmaları çok daha zor olacak. O nedenle arkadaşlar HSBC'nin bugün açıkladığı kar rakamından öte aralarda söylediği satır aralarında söylediği şeyler çok ama çok önemli ve Türkiye'de de aslında finans sisteminin bankacılık sisteminin çok zorlu bir döneme doğru hızlı adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Özel sektör bankaları onun için aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın BDDK'nın hükümetin tüm zorlamalarına rağmen kredi vermekten uzak durmaya çalışıyor. Onun için batık kredilerini arttırmamaya çalışıyor aslında. Tablo bu olduğu için sevgili arkadaşlar. Ama kamu bankalarının bile çok ciddi batık kredilerle karşımıza çıkması sonuç itibariyle finans sistemini bozacak. Hükümetin, hazinenin, maliyenin, merkez bankasının tüm bilançolarını bozacak ve sıkıntıların büyümesini beraberinde getirecek. Bu bir ihtimal mi? Bu bir tahmin mi? Hayır arkadaşlar bakın merkez bankasının da verileri bugün açıklandı ve rezervlerde çok dramatik bir düşüş var Şu anda 92 milyar dolar civarında bir rezervi var ama her geçen gün azalmaya devam ediyor ve bu rezervin çok önemli bir kısmı kısa vadede ödenmesi gereken borçlardan oluşuyor. Yine bu alınan borçların büyük bir kısmının da çok ciddi faiz geri ödemeleri var. Bakın tek bir örnek vereceğim sizlere. 17.4 milyar dolarlık bir ana para ödemesi var kısa vadede Merkez Bankasının 5 milyar dolar gibi de bir faiz ödemesi var korkunç bir faiz ödüyoruz şu anda. Ve bu faiz ödemeleri de her geçen gün devam ediyor. Diyorlar yani hani swap yapsın Merkez Bankası. O kadar kolay mı? İşte swap yaparsınız ya da türev piyasalara girersiniz karşınıza böyle ciddi anlamda büyük bir faiz çıkı verir Ve bu faizi ödemek her geçen gün biraz daha zorlaşır. Onun için kritik bir süreçteyiz. Merkez Bankası'nın elindeki para her geçen gün tükenmeye devam ediyor. Dünyadaki riskler her geçen gün artmaya devam ediyor devam ediyor Türkiye'deki riskler her geçen gün artmaya devam ediyor bugün pandemi bitse bile bundan sonraki süreçte çok daha derin çok daha riskli bu hastalıktan çok daha büyük sıkıntılar yaratabilecek bir ekonomik kriz Hatta bir ekonomik buhran ortamına doğru gidiyoruz 2007-2008 krizi hiçbir şey değil bunun yanında arkadaşlar biz 1918-20 yılları arasında yaşanan İspanyol grebinden sonraki 1928-38 aralığındaki büyük büyük buhrana doğru koşarak ilerliyoruz. Ve bu büyük buhran yıkıp geçecek pek çok şeyi. Ve bu koşullar içerisinde bunu gören pek çok insan da şu anda sadece Türkiye'de değil bakın. Türkiye zaten kendi krizinden, kendi kritik risklerinden dolayı uzun zamandır tasarrufa yöneliyordu. Ama artık tüm dünya tasarrufa yöneliyor. Dolara ve altına olan talep her geçen gün artıyor. Yarın Amerika, öbür gün Avrupa Birliği büyüme rakamlarını açıkladığı an itibarıyla bu rakam bir an Yukarıya doğru fırlayı verecek. Neden? E zaten Amerika'da 3.9 daralma bekleniyor, daha da üstü gelebilir. Avrupa 3.7 daralma bekliyor, daha da üstü gelebilir. Ve bilançolar her geçen gün kötü geliyor. Bu borsalarda çöküş, dolar ve altında yukarıya hareketin hızlı bir şekilde tetiklenmesi anlamına geliyor. Bu seviyeler, emin olun fırtına önce sessizlik seviyeleri ve emin olun yarınki rakamlar açıklandıktan sonra, bilanço rakamları açıklandıktan sonra ekonom bir kriz biraz daha netleştikten sonra işin rengi iyiden iyiye ortaya çıkacak ve Türkiye'de 7 liranın üzerindeki dolar değil 8 liranın üzerindeki 9 liranın üzerindeki dolar rakamları bile belki komik gelmeye başlayacak bizlere. Ya da altının onsunda artık 1700'leri değil 2000'lerin üzerine konuşuyor olacağız. Gram altında artık 400'ler 500'ler değil belki 600 liraların üzerine konuşmaya başlıyor olacağız. Öyle bir döneme hızlı adımlarla ilerliyoruz sevgili. Dostlarım. Bu felaket tellallığı falan değil arkadaşlar. Bu gerçekleri net bir şekilde görüp bu gerçeklerin yaratabileceği tahribatları sizlerle paylaşmak. hiçbir bir yatırım tavsiyesi falan değil. Ama hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkede ve bu dünyada hep küçük yatırımcı zarar ettirildi. Bu dönemlerde hep balinalar küçük yatırımcılar ya da vatandaşlar üzerinden zenginleşirken pek çok insan parasını kaybetti ya da fakirleşti. O nedenle bizler de bunları sizlerle paylaşmak zorundayız. Evet bizler de paramızı koruyacağız küçük yatırımcılar olarak ve buna göre de pozisyonumuzu elbette alacağız sevgili dostlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Bugün Instagram'da bir canlı yayın gerçekleştirdik. Gayet keyifliydi bana göre. Ve bu canlı yayınları belki her gün değil ama böyle haftada bir gün falan gibi yapmak istiyorum soru cevap halinde. Diğer taraftan her günde gün içinde bu tip önemli haberleri sizlerle paylaşacağım ve videomun içeriği ile ilgili de bazı ipuçları vermiş olacağım böylece. Bunları da takip etmenizi tavsiye ederim. Instagram'dan beni takip ederek en azından bunlardan haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarda da karşılıklı soru cevap yapabiliriz. Öbür taraftan arkadaşlar YouTube ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Emin olun her birini teker teker okuyorum ve emin Olun, bize katkınız çok ama çok büyük arkadaşlar. Hem bana hem de diğer yorumculara büyük katkınız olduğu kanaatindeyim. Çünkü sizden aldığımız yorumlar da bizi yönlendiriyor. Onun için çok önemli. Ve eğer ki kanala destek olmak isterseniz de katıl butonuna basarak oradaki üyelik seçeneklerinden herhangi birine katılabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.